İşte Süleyman Soylu'nun geçmişi ve işlediği suçlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen günlerde yaptığı açıklamada, "Niye yargılanacağız kardeşim?" dedi ve savcıların kendisini soruşturmasını istedi. Soylu hakkında 30'a yakın şehrin çeşitli savcılıklarınca çok sayıda suçlamayla soruşturma açılabilir. Türkiye'de vatandaşların hukuk güvenliği, iktidara yakınlığıyla doğru orantılı. Gözaltına alınan, tutuklanan ve hatta ceza verilen kişilerin benzer eylemlerini yapanlar siyasi iktidarın mensupları ise yargı tarafından herhangi bir işlem yapılmadı. Mevcut durumun en tartışılan ismi ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Bakan Soylu hakkında yıllardır çeşitli iddialar dillendirildi. Fethullah Gülen ve Fethullahçılara övgüleri, uyuşturucu baronlarıyla yan yana gelmesi, katillerle birlikte çekilen fotoğrafları, silah dağıttı, suçluların yurt dışına kaçmasını sağladığı iddiaları birer örnek. "Niye yargılanacağız kardeşim?" çıkışı hakkında birçok iddia ve kamuoyunun gündemine gelen fotoğraflar olan Soylu geçen günlerde, muhalefetin önde gelen isimlerinin "yargılanacaksınız" sözleri üzerine "Niye yargılanacağız kardeşim?" dedi. Soylu, 23 Ağustos'taki açıklamasında ise oğlunun da adının geçtiği iddialar üzerine "Kim ne biliyorsa suç duyurusunda bulunsun" çıkışında bulundu ve savcıların kendisini soruşturmasını hakkındaki iddiaların araştırılmasını istedi. Soylu hakkında savcıların soruşturma açabileceği birçok iddia vardı. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak tanımladığı bataklık da bunlardan biriydi. Organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in de Soylu hakkında, savcıların soruşturma açabileceği onlarca iddiası vardı. Soylu, FETÖ'den soruşturulabilir mi? Soylu, geçmişte Fethullahçılara yürüttükleri kumpas davalar için teşekkür etmişti. FETÖ'cü firari eski savcı Zekeriya Öz için, "Milletim adına, çocuklarım adına, geleceğim adına müteşekkirim" sözleri, arşivdeki yerini hala koruyor. "Geçen yıllarda bir tek FETÖ'cüyü göreve getirmişsem ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir. Ben getirmişsem ben ihanet ediyorumdur" diyen Soylu'nun imzasıyla atanan 100'e yakın kaymakam ve vali yardımcısının FETÖ iltisakı nedeniyle görevden alındığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca gazeteci Barış Terkoğlu, Soylu'nun şahsi internet sitesinde yer alan konuşmasında yer alan "Hükümetle cemaat arasında bir çatışma alanı ortaya konuluyor ise bu da yanlış olur. Buradan bir kavga çıkarmayalım, birbirimizi üzmeyelim, incitmeyelim" sözlerini ortaya çıkardı. HDP'li vekil fotoğraf gerekçesiyle yargılanmıştı, Soylu'nun suçlularla kol kola girdiği albüm. Geçen aylarda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Mart ayı başında dokunulmazlığı kaldırılmış ve hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Gerekçe ise terör örgütü PKK üyesi Volkan Bora ile fotoğraflarının kamuoyuna yansımasıydı. Güzel, fotoğraf nedeniyle yargılanırken, Soylu'nun suçlularla kol kola olduğu birçok kare vardı. 2015 yılında, El-Nusra bağlantılı çetenin elemanı olduğu ortaya çıkan Erzincanlı Emrah Çelik'in, dönemin Adalet ve Kalkınma Partisi MYK üyesi Süleyman Soylu ile çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Bir başka fotoğraf da 2017 yılına ait. Dönemin HDP eş genel başkan yardımcısı Aysel Tolu'nun annesi Hatun Tolu'nun cenazesine saldıranlardan Murat Alpin Soylu ile karakolda yan yana olduğu görülmüştü. 2019 yılında hamile bir kadının içinde bulunduğu araca Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel saldırmıştı. Daha sonra tahliye olan bu iki saldırganda Soylu ile fotoğraf çekilmişti. Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, Ankara Keçiören'deki evinde ölü bulunmuştu. Çakır'ın katili Ümitcan Uygun, doku ve sperm örneği tutmasına rağmen serbest bırakılmış, sonra uyuşturucu kullanırken görüntüleri sosyal medyaya düşmüştü. Nitekim onun da Soylu'yla yakınlığı vardı. Babasının Soylu'nun makamında fotoğrafının olduğu görülmüştü. Geçen yıl, AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'nun görüntüleri gündem olmuştu. Lüks araçta kokain içerken çekilen görüntülerinin ardından yakalanan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkez Çalışanı Ayvatoğlu'nun da Soylu ile fotoğrafı çıkmıştı. Soylu'nun aynı karede yer aldığı bir diğer isim de yüzlerce kişiyi dolandıran ve 2 milyar dolarla ülkeden kaçtığı belirtilen kripto para borsası Tode'nin sahibi Fatih Faruk Özer'di. Özer'in Soylu ile birlikte çekilen fotoğraftaki üçüncü kişinin ise Soylu'nun kardeşi Fatma Soylu Işık'ın oğlu Hasan Berk Işık olduğu belirtilmişti. Eker'in uyuşturucu, cinayet, suçluları kaçırma, mala çökme iddiaları. Savcıların kendisini soruşturmasını isteyen Soylu hakkında birçok iddia vardı. Sedat Peker, yaptığı açıklamalar, yayımlandığı videolarla Soylu'nun uyuşturucu ticaretinin önünü açtığını, birçok suçluyla ilişkisi olduğunu iddia etmişti. Peker, Soylu'nun fotoğrafının da olduğu Tode'in kurucusu Özer ile iletişimde olduğunu öne sürüp, senin oğlunun, benim televizyonlara çıkardığım yeğenin vasıtasıyla, şahısla irtibat kurup paranın kaç lirasını aldınız, onu da anlatacağım. Akraban Sadık Soylu özel yerlerde beklettiği nakit paralarını yatla Yunanistan'a kaçırmak için planlar yapıyor ya, ondan da haberim var. Gerçi hangi polise şikayet edeceğim, sizi hangi polis kardeşimiz alacak demişti. Süleyman Soylu hakkında 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından silah dağıttığı iddiası da mevcuttu. Peker, TRT binası baskınına gittiğinde hepsinin elinde Kalaşnikov marka silahlar olan birçok sivil şahıs vardı. Bu silahlar da devlet envanterine kayıtlı değil. Biraz önce anlattığım, dağılımı senin tarafından koordine edilen hiçbir silah da devlet envanterine kayıtlı değil. Senin Cumhurbaşkanı olmanı planlayan arkandaki şaibeli organizasyonla, 15 Temmuz sonrasında da bu silahları dağıtmaya neden devam ettiniz, demişti. Peker'in iddiaları bunlarla sınırlı değildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde kara para aklama suçlamasıyla yargılanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına kaçışında da Soylu'nun yardımı olduğunu öne sürmüştü. Sedat Peker, Soylu'nun SBK'ya, senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık. Yukarının haberi var, bu parayı da sil, sorun çıkacak, dediğini iddia etmişti. Çaldınız, çaldınız doymadınız. Peker, Özyurt Anonim Şirketi'nin sahipleri Yüksel Özyurt ve Orhan Özyurt kardeşlerin Bakan Soylu'nun, kasası ve gizli ortakları olduğunu söylemişti. Peker, karun kadar zengin oldukları halde, alacaklıların paralarının üstüne çöktüler. Ayrıca belediye el değiştirene kadar ilçenin hemen hemen bütün ihalelerini senin gizli ortağın olan bu iki kardeş aldı. Çaldınız, çaldınız yine çaldınız ama doymadınız. Gizli ortağın olan Yüksel Özyurt'un oğlunun Çırağan Sarayı'ndaki düğününde nikah şahitliğini sen yaptın demişti. Aleyna Çakır cinayetine ilişkinde iddialarda bulunan Peker, dava dosyasındaki adli tıp raporunun Soylu'nun talebine göre hazırlandığını ima etmişti. Peker, Aleyna Çakır kardeşimizin ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'un kurtulabilmesi için gerekli adli tıp raporu da şahsın babası Süleyman Soylu'nun yakın arkadaşı olduğu için gerektiği şekilde hemen hazırlanıyor, diye belirtmişti. Peker, Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Soylu'nun, hakkında yakalama kararı olan arkadaşlarının, şahıs bakanın yakını ve serbest bırakılması isteniyor, denilerek serbest bırakılmasına direnen ardından baskı sonucu intihar eden Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın ölümünden de Bakan Soylu'yu sorumlu tutmuştu. Sedat Peker, zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülür, başlıklı videosunda Süleyman Soylu hakkında, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı takip ettirdiği iddiasını da gündeme getirmişti. Bataklıktaki isimden 5 milyon dolar aldı iddiası. Sedat Peker, bataklık operasyonun yakalanan Yeniköy Motors'un sahibi Nevzat Kaya'nın, Soylu'nun oğluna tahsis edilmiş aracı kullandığını belirtmişti. Soylu'nun oğlu Engin Soylu'nun da Nevzat Kaya'yı bataklık dosyasından çıkarmak için 5 milyon dolar istediğini öne sürmüştü. İddiaların odağındaki Nevzat Kaya, şirketinin bataklık iddianamesinde kara para aklayanlar arasında olmasına rağmen dosyadan çıkarılmıştı. Kokainle yakalanan arkadaş serbest. Ayrıca gazeteci Erk Acarer, Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlunun arkadaşı Recep Köroğlu'nun 20 küsur kilo kokainle yakalandığını, 18 yıl ceza aldığını ama yargıtay aşamasında serbest bırakıldığını, kendilerine aktardığını duyurmuştu. Sedat Peker, Sezgin Baran Korkmaz ile yakınlığıyla gündeme gelen ve Paramount Otel'e tankla girdiği öne sürülen Cihan Ekşioğlu'nun Soylu'nun gizli kasası olduğunu öne sürmüştü. Soylu'nun Ekşioğlu'na koruma ekibi ve tahsisli plaka verdiğini öne süren Peker, FETÖ borsası kurulduğunu iddia etmişti. Peker, Soylu'nun kendisine koruma tahsis ettiğini ve yurt dışında görevlendirdiğini, Nisan ayında döneceksin diyerek kendisine söz verdiği iddialarını da gündeme getirmişti. Soylu ve Mehmet Ağar'ın FETÖ'den boşalan kontenjanlara kendi tanıdıklarını savcı olarak yerleştirdiğini iddiaları dillendirilen bir başka konuydu. Emekli polislerin rütbelerini söktü. Te yandan eski Emniyet Müdürü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Hanefi Avcı, yasada yetkisi olmamasına rağmen Soylu'nun, hukuka aykırı bir işlemle rütbelerini söktürdüğünü anlattı. Avcı, yaş haddiyle emekli edilenler hakkında böyle bir uygulama olamayacağının yasada yer aldığını altını çizdi ve Soylu'nun, görevini kötüye kullandığını belirtti. Geçmişteki açıklamalar ve çeşitli sosyal medya paylaşımları incelendiğinde, Soylu hakkında 30'a yakın şehrin çeşitli savcılıklarınca çok sayıda suçlamayla soruşturmalar açılabilecek iddialar mevcut. Asıl soru ise, hakkında suç duyurusunda bulunulması ve iddiaların araştırılmasını isteyen Soylu'yu soruşturabilecek savcılar var mıydı? Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.